İyi akşamlar arkadaşlar. Ses ve görüntü var mı? Yazabilir misiniz? Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden başlayalım. Hatırlarsanız geçen dersimde sizlere bu bölüm için yani tam sayıda programlama için gerekli olan geçen dönemden kalan bilgileri bir tekrar ettim. Hatırlarsanız grafik yöntem ve doğal simpleksi. Dersin içerisinde de söylemiştim, tekrar edin bunları çok önemli diye. Umarım tekrar etmeye başladınız. Dediğim gibi bu dönemin konuları çok ağır. Günü gününe çalışmanız gerekiyor. İyi bir çalışma yaparak bundan sonra inşallah karşıma çıkarsınız. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Sisteme yüklemiştim hatırlarsanız tam sayılı programlama ve tekrar diye bir dosya vardı. O dosyada bu tam sayılı programlama ile ilgili buradaki modellerin bir kısmı da orada aynen var. Grafik yöntem olsun, branch and bound diye bahsetmiş olduğumuz dal sınır tekniği olsun hep burada var. Değişik örnekler var buradan. Hani çalışmak istediğinizde örnek olur diye oradan da bir bakın isterseniz. Aynı şeylerin ve değişik problem tiplerinde orada görebilirsiniz. Size örnek uygulama açısından güzel bir fırsat olur diye düşünüyorum. Evet, onu yaptıktan sonradan tam sayılı programlamaya geldik. Tam sayılı programlama ile ilgili 3 sınıfa ayırmıştık hatırlarsanız. Pure integer programın, mixed integer ve zero one binary variable diye ifade etmiş olduğumuz tümü tam sayılı programlama, karmaşık tam sayılı programlama ve 0-1 tam sayılı programlama diye 3 sınıf altında toplamıştık. Şimdi yavaş yavaş bunlarla ilgili örnekler, modeller nasıl kuruluyor? Bu 1-2 dersimizde de onları şöyle değişik örnekleri, model tiplerini sizlere verip arkasından çözüm tekniklerine geçeceğim. Aynı geçen dönemde olduğu gibi. İsterseniz problemi beraberce okuyup modellemeye çalışalım. Örneğimiz ofis mobilyası üretim problemi diye bir problem. Beraberce okuyoruz. Ofis mobilyaları üreten bir mobilya firması masa, sehpa ve kitaplık üretmektedir. Dolayısıyla 3 çeşit ürünümüz var değil mi? Ürünlere ilişkin ahşap aksamlar testere makinesinde kesilmekte ve kenar yapıştırma makinesinde ise kenar şeritleri yapıştırılmaktadır. Daha sonra sadece işçilerin çalıştığı aksesuar bölümünde kulp, menteşe ve benzeri aksesuarlar takılmakta. Son olarak ise yine sadece işçilerin çalıştığı montaj bölümünde tüm bileşenler birleştirilerek son ürünler elde edilmeye çalışılıyor. Ürünlerin üretim birimlerine ilişkin işlem zamanları, satışlarından elde edilen birim kârlar ve her bir atölyede kullanılabilecek günlük kapasiteler aşağıdaki tabloda verildiği gibi olsun. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz 3 çeşit ürünümüz var. Her bir çeşit üründen elde edecek olduğumuz kârlar var. Ve atölyede her bir ürünün bir birim için harcanacak olan zamanlar şurada verilmiş. Ve her bir şey için atölye içinde kapasiteler günlük dakika cinsinden verilmiş şurada gördüğünüz gibi. Firma pazartesi günü teslim edilmek üzere 5 adet sehpa siparişi almıştır. Firmanın pazartesi günü üreteceği ürünlerin satışından elde edeceği kârı maksimum yapması için hangi mobilyadan ne miktarda üretmesi gerektiğine ne karar vermede kullanılacak tam sayılı programlama modelini kurunuz diye bir soru. Hatırlayın, geçen dönemden problemin modelini kurmak için öncelikle yapacak olduğumuz şey karar değişkenlerini tarif etmekti. Karar değişkenleri bizim burada arkadaşlar hangi üründen kaç tane üretelim? Dolayısıyla masa, sehpa ve kitaplık üretimi var şurada gördüğünüz gibi. Eğer iyi üründen üretilecek miktar diye tanımladıktan sonra ister kısıtları yazarız demiştim geçen dönemki dersimde hatırlarsanız veya amaç fonksiyonunu yazarım. X1 masa üretiminden, X2 ahşap sehpa üretimi pardon, X3 de kitaplık üretimi diye karar değişkenlerini tarif edecek olursak, şurada gördüğünüz gibi problemimiz bir maksimizasyon problemi.
Dolayısıyla maksimum karı elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şuradan masa başından gelecek olan şey Ömer Gürgen minimum diyor. Ömer nasıl minimum oluyor? Amacımız karı maksimum yapmak. Evet, buradan birim karlar vermiş her bir üründen. Dolayısıyla amaç fonksiyonumuz ne olacaktır? 55x1 artı 35x2 artı 85x3 şeklinde olacaktır şurada gördüğünüz gibi. Kısıtlarımız ne olacak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane kısıtımız var. 4 tane atölyemiz var. Testere kenar yapıştırmayla ilgili aksesuar montajın yapıldığı son montaj. Evet. Arkadaşların yazılarını da dikkat ediyorum bazen de. Dolayısıyla şu kısıtımız ne olacaktır? Testere ile ilgili kısıtı yazayım, söyleyeyim size. 20x1 artı 12x2 artı 62x3 şeklinde olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Bakın şurada gördüğümüz gibi. Peki şey ne olacaktır? Kapasitemiz 480 testerede günde 480 dakikalık kapasitemiz varmış. O halde küçük eşittir 480 olacaktır. Benzer şekilde kenar yapıştırma, aksesuar montaj ve son montajı da yazabilirsiniz, değil mi? Basit bir örnek bu. Evet, şurada gördüğünüz gibi şu 4 kısıt da öyle. Bir de diyordu ki, bakın probleme tekrar dönüyorum. Firma pazartesi günü teslim edilmek üzere 5 adet sehpa sipariş almış. Sehpa bizim X2 idi, değil mi? Dolayısıyla 5 tane ürünü karşılayacağız ama fazlasında ne yapabiliriz? Üretebiliriz. Dolayısıyla X2'miz de ne olacaktır? 5'ten büyük eşit şeklinde karşımıza çıkacaktır. Bu da sehpa ile ilgili talep kısıt olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buraya kadar yaptığımız aslında bizim doğrusal programlama modellerinde ifade etmiş olduğumuz modelleme tipleriydi. Ve orada da hatırlarsanız XI'lerin büyük eşit sıfır olması gerekiyordu. Yani pozitif kısıt olması gerekiyordu. Bir diğer anlamıyla grafik yöntemde 4 tane bölgeye ayırıyor. Birinci bölgeye düşüyor demiştim. Ama buna ilave olarak bütün karar değişkeni yani testere şeyle ilgili pardon şuradan bakayım masa, sehpa ve kitaplıkla ilgili üretecek olduğumuz ürünlerin tamamı ne olacaktır arkadaşlar? Tam sayı olması gerekiyor. Yani yarım sandalye olmaz. Dolayısıyla yani pure integer programming diye ifade etmiş olduğumuz bütün karar değişkenlerinin tam sayı olması gerekiyor. Zaten pozitif. Dolayısıyla modeli bu şekilde tamamlamış oluruz. Büyük eşit 5 kısmını Serkan soruyor. Ne dedik? 5 tane sipariş almış Serkan sehpa ile ilgili pazartesi günü teslim edilmek üzere. Dolayısıyla en az 5 tane üretmem gerekir ki gelen bu siparişi karşılayabilelim. Onun için büyük eşittir 5 yazdık. Evet, bu tam sayılı kısmını anladık değil mi modelleme? Bakın en basitleri bunlar. Şimdi gittikçe zorlaştıracağız. Şimdi ne yaptık? Tümü tam sayılı programlama modeli için bir model kurmaya çalıştım size. Bir de daha örnek, bol bol değişik örnekler çözmeye çalışacağım size. Burada baktığımızda arkadaşlar iki karar değişkeni söz konusu olacak olursa, yani 0-1 tam sayılı programlama bir diğer anlamıyla 0-1 tam sayılı programlamada neydi bizim amacımız? Bir proje ele aldık. O projenin üretilip yapılıp yapılmaması veya bir ürünün üretilip üretilmemesi, atıyorum borsaya girip girilmemesi gibi 0-1 değişkenlerle 0 ne oluyor yapılmaması, 1 ne oluyor yapılması durumunu gösteren model tiplerine 0-1 tam sayılı programlama demiştik. Ve tam sayılı programlamada da kullanım alanı en çok olan arkadaşlar model tiplerinden bir tanesi olarak da karşımıza çıkıyor. Örneğin şurada değişik örnekler vermişiz basit anlamıyla. Bunu siz okursunuz. Mesela ben bir tanesini şey yapayım. İkili değişkenlerimiz var. Mesela Y1 yatırımının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir problem tipi aldıysak, ikili değişkenlerden X1 olarak bakacak olursak, karar değişkeni değerinin 1 olmasında Y1 yatırımı yapılsın,
eğer karar değişkenimizi 0,1 değişkenlerini y değişkeniyle gösteriyorsak, karar değişkeninin değerlerinin de 0 olması demek, y1 yatırımı yapılmasın demektir. Dolayısıyla bu mantıkları kullanarak modeller nasıl kurulmaya çalışılacak? Siz bunları okursunuz evde. Ben size bunu bir örnek üzerinde modellemeyi anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar, literatürde knapsack problemleri diye bahsettiğimiz sırt çantası problemleri var. Bu sırt çantası problemlerini bunun benzer, yani problemi değişik olacak ama bunun dinamik programlamayla nasıl çözüldüğünü, tam sayının dışında dinamik programlamayla nasıl çözüldüğünü, knapsack problemlerini dinamik programlamaya geldiğinde size dinamik programlama yaklaşımıyla bunların çözümünü anlatacağım. Ama burada tam sayılı modeller üzerinde bunu ifade etmeye çalışacağım. Gelin beraberce yine problemi okuyalım. Ondan sonra da beraberce modellemeye çalışalım. Çok knapsack problemleri dediğim gibi çok önemli model tiplerinden bir tanesidir. Bakalım problemde bir nakliyeci Ankara'dan Adana'ya taşınmak üzere ağırlığı 8 ton olan bir kargo almıştır. Nakliyecinin sahip olduğu kamyon toplam 40 ton taşıyabilmektedir. Dolayısıyla 8 ton bir kargo almış, taşıyabileceği 40 ton. Dolayısıyla geriye ne kaldı? 32 ton. Kamyonda kalan 32 tonluk bölüm için toplam 5 farklı taşıma talebi vardır. Herhangi bir taşıma talebi kabul edilecekse tamamının taşınması gerekmektedir. Her bir talebe ilişkin ağırlık ve kazanç bilgileri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. Nakliyecinin kazancını maksimum yapmak için hangi taşıma taleplerini kabul etmesi gerekiyor? Sorumuz bu. Bunun modelini kuracağız. Dolayısıyla taşıma ile ilgili taleplerimiz var. 5 çeşit. Bunlarla ilgili her bir alternatife karşılık gelen ağırlıklarımız var. Bir de kazancımız var. Problemde ne diyor? Kazancı maksimum yapmaya çalışıyoruz diyor. Dolayısıyla öncelikle bir karar değişkenini burada tarif etmemiz gerekiyor. Şimdi nedir? Bir şeyin taşınıp taşınmaması gibi bir durum söz konusu değil mi? O zaman ben karar değişkenlerini eğer xi diye tarif edecek olduğum karar değişkeni inci taşıma talebini kabul edecek olursa 1, eğer kabul edilmezse 0 şeklinde karar değişkenini, xi karar değişkenini tarif edecek olursam, o zaman benim amacım karı maksimum yapmak olduğuna göre şuradaki sütun olarak kazanç değerlerini götürüp ne yaparım arkadaşlar? Amaç fonksiyonuna yerine koyarım. 50x1 65x2 artı 70x3 şeklinde 80x5. Şimdi buradan örneğin x1 ile x2 yapılmasın diye çıktı. Yani 0. Dolayısıyla diğerleri 1 olacağından 1 çarpı 70 artı 1, 60 çarpı 1 artı 80 çarpı 1'den 80, 140, 210 liralık bir kar edilecektir. Şayet x1 ve x2 0 çıkacak olursa. Peki kapasitemiz ne? Ağırlığı, her bir taşıma talebiyle ilgili ağırlık, birinciyle ilgili 6 birim, ikincisi için 10, üçüncüsü için 16. Dolayısıyla bunların bütün ağırlıkların toplamı maksimum ne kadar olabilir arkadaşlar? Şuradaki kamyonun taşıyabilecek olduğu kapasitedir. O da nedir? 32 birim kamyon kapasitesi kısıt olarak karşımıza çıkıyor. Peki karar değişkenlerimiz ne? Bakın pozitif kısıt yok burada. Çünkü pozitif kısıt yok. Sadece x'i taşıma talebini kabul edecek olursak, birinci taşıma talebiyle ilgili alternatif değerlendirilecek olursa, ikinci taşıma talebi yani bir diğer anlamıyla kabul edecek olursak, bir diğerine sıfır taşınmama durumunda. Dolayısıyla Serkan Furun diyor ki kapasite, kamyon kapasitesi sıfırdan küçük olamaz. Evet, o düşündür ama pozitif kısıtımız yok burada. Neden yok? Çünkü biz inci taşıma talebi kabul edilirse bir, taşın kabul edilmezse sıfır diye xi değişkenini tarif ettik. Dolayısıyla xi değişkenim ya sıfır olacaktır ya bir de olacaktır. Dolayısıyla bunu 0,1 tam sayılı programlama modeli olarak bu şekilde ifade etmemiz lazım. Burada
x i büyük eşittir 0 gibi örneğin şeyden doğrusal modellerden o şekilde yazmayın sakın. Çünkü eğer ben x'i bu şekilde tarif edecek olursam mutlaka ve mutlaka karar değişkenim 0 1 şeklinde olacaktır. Yani x'i büyük eşittir 0 demek değildir o. Dolayısıyla x'i maksimum alabilecek olduğu şey ya yapılacaktır ya yapılmayacaktır. Dolayısıyla ikili değişkeni kullanarak modeli bu şekilde kurabiliriz. Evet, gelelim şeye. Atama problemi. Hani hatırlayın size transportasyonda gösterdik miydi? Tam hatırlamıyorum ama ulaştırma problemlerinin çözümünde assignment problemleri yani transportation probleminin özel bir hali yani ulaştırma modellerinin özel bir hali olan assignment problemleri diye ifade etmiş olduğumuz modelin problemin tam sayılı modelini nasıl kuracağız? Şimdi de onu size tam sayılı programlama kısmında model kurmada anlatmaya çalışayım. Örneğin problemimiz şöyle. Bir firmada yapılması gereken 4 adet iş var. Bu işleri yapabilecek de 4 işçi var. Dolayısıyla arkadaşlar bu atama problemi dediğim gibi geçen dönem aldınız mı? Tam hatırlayamadım o kısmını ama kısaca bu assignment problemlerini bahsedeyim. Arkadaşlar bizim elimizde işler var. Bizim elimizde bu işleri yapabilecek işçiler olsun. Dolayısıyla her bir işi bir işçi yapmak kaydıyla atamayı nasıl yapalım sorusuna verilecek olan cevap otobüsle ilgili değil Mustafa. Bu ayrı assignment problemi. O scheduling problemleriydi. Çizelgeleme problemiydi. Bu şey evet gelemedik. Muhtemelen öyle diye düşünüyorum. Assignment problemleri. Dolayısıyla bizler işlerin tezgahlara veya işçilerin tezgahlara nasıl atanacağı ile ilgili problem tiplerine biz assignment problemleri diyoruz. Ve sağ taraf değerleri mutlaka ve mutlaka bir değerini almak zorunda. Yani bir işi ancak bir kişi yapar. Bir işi ancak bir tezgahta yapabiliriz. İkinci işi tek bir tezgahta yapabiliriz şeklinde yorumlayacak olursak bunlar kare matris olmak zorunda. Yani 4 adet iş ve bunları yapabilecek de 4 adet işçi var dersek 4'e 4'lük bir matrisle veya veriyle karşılaşmamız söz konusu olacak. Dolayısıyla örneğin devam edelim problemi okumaya. İşçilerin farklı tecrübe ve eğitim özellikleri nedeniyle aynı işi yapma zamanları birbirinden farklıdır. İşçilerin her bir işi yapmak için ihtiyaç duydukları zaman aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen şuradaki M değerleri çok çok büyük bir değeri ifade ediyor ve ilgili işçinin ilişkili işi yapamayacağını ifade etmektedir. Bütün işlerin toplam gerçekleştirme zamanının en küçük olması için hangi iş hangi işçiye atanmalıdır sorusunun tam sayılı programlama probleminde modelini kurmaya çalışacağız. Dolayısıyla amacımız burada bizim bir minimizasyon problemi. En küçük zamanda biz bu işleri ne yapmaya çalışıyoruz? Minimum maliyette veya minimum zamanla biz bunları atama işini yapmaya çalışıyoruz. Evet, buraya geldiğimizde de arkadaşlar maliyet minimizasyon. Dediğim gibi M çok çok ne oldu? Büyük sayı. Dolayısıyla M çok çok büyük bir sayıysa simpleks yönteminden hatırlayın minimizasyon probleminde ne yapıyorduk? Minimizasyon probleminde eğer amaç fonksiyonu satırındaki bütün değerler negatif veya sıfır ise optimal çözüme ulaşmışız diyorduk. Eğer amaç fonksiyonu satırındaki değerler sıfırdan büyük ise bunları sıfırdan büyük değer varsa temele girecek olan değişken ve minimum oran testini yaparak da optimal çözümü elde ediyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla şu emler ne yapacaktır arkadaşlar? Yani ikinci işçinin ikinci işe atanması çok büyük değer. Üçüncü işin işçinin dördüncü işi şeyi M. Yani sonsuza yakın bir değer. O şekilde de düşünebilirsiniz ama çok çok büyük bir değer. Dolayısıyla bu minimizasyon kurandan dolayı bunları otomatikmen simpleks mantığı olarak düşünün. Bu problemin simpleksini de çözebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla bunlar temelden çıkacaktır. Yani bunlar
optimal çözümde yer almayacaktır. Zaten bu da problemde bu şekilde ifade edildi değil mi? Gelin bu model nasıl kuruluyor buna bir bakalım. Evet, buradaki karar değişkenlerimiz ne olabilir? İşçilerin işe atanması. Bir işe sadece ve sadece ne bir işçi atanabiliyor. Dolayısıyla benim karar değişkenim XEG olarak tarif edilsek olursa, yani İnci işçi, J'inci işe atanacak olursa 1, D ise 0 şeklinde karar değişkenini 0-1 değişken olarak tarif edecek olursak, amaç fonksiyonum ne olacaktır arkadaşlar? Şuradaki her bir hücreye bir karar değişkeni karşılık gelecektir değil mi? Şunu şuradan şöyle bir müsaade ederseniz şuradan bir şey yapmaya çalışayım. Şurada mesela X 1, 1, x, 1, 2, x, 1, 3, nokta nokta devam edecek olursak şurada arkadaşlar ne olacaktı? X, 4, 4 olacaktı değil mi? Dolayısıyla her bir hücreye bir şey karşılık geldiğine göre, bir şey karşılık geldiğine göre arkadaşlar yapılacak olan şey, modele bunları tek tek yansıtmak şeklinde olacaktır. Evet, atama problemlerini bu şekilde ifade ettikten sonra bunun karar değişkeni nasıl oluyor? Buradaki, şuradaki maliyetler olacaktır. 55 çarpı x1, 1 artı 29 çarpı x1, 2, şurada 1'i unutmuşum. 78 çarpı x1, 3 artı 164 çarpı x1, 4 nokta 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 152 çarpı x 4, 4 şeklinde karşımıza çıkacaktır. Şunların hepsi arkadaşlar şurada yazarken tam yazamadım. Şu x1, 2, x1, 3, x1, 4, nokta nokta x4, 4'e karşılık gelen maliyettir. Dolayısıyla bu maliyetlerle karar değişkenlerinin toplamını çarptığımda bana ne olacak arkadaşlar? Amaç fonksiyonu değerini verecek. Yani pardon şu şeyden bir kurtulayım. Nasıl kurtuluyorduk? Şöyle. Gene olmadı. Şuradan bir şey yapmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Evet, şimdi oldu. Evet, şurada gördüğünüz gibi amaç fonksiyonuna bütün ne yapıyoruz? Maliyetleri yazıyoruz. Gelen karar değişkenleriyle çarpmak kaydıyla şurada gördüğünüz gibi. Evet, amaç fonksiyonunda bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet, gelelim kısıtlara. Şimdi şuradan kısıtlara geldiğimizde şimdi şuradaki karar değişkenlerimiz işçileri ne yapacağız? İşlere atayacağız değil mi? Dolayısıyla işçiler işe atanacağına göre şuradaki maliyetler hariç x11 artı x12 artı x13 artı x14 eşittir 1 olacaktır. Şurada gördüğümüz gibi. İşçi 1'in atama kısıtı diyoruz biz bunlara. Neden 1 olacak? Çünkü atama problemlerini tarif ederken size dedim ki bir iş sadece bir işçi atanabilir. Dolayısıyla şu karar değişkenlerinin birinci işçiyle ilgili bir tane değişkenim ne olacaktır? Bir değerini alacak, diğerleri 0 olacak demektir. Dolayısıyla bu neyi garantiliyor? Bir işin sadece bir işçiye atanmasını garanti ediyor. İkinci işçiye baktığımda x21 artı x22 artı x23 artı x24. Bu neye eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Bu da ikinci işçinin atama kısıtı olarak karşımıza çıkacaktır. Bu ne demektir? Bu değişkenlerden bir tanesi bir değerini alacak, diğerleri sıfır değerini alacak demektir. Anladınız değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla satır olarak yaptığımız şeyleri benzer şekilde sütun olarak yapacağız. Şuradan tekrar döneyim şuraya. X11 artı X21 artı X31 artı X41 eşittir 1 olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Bu da nedir? İş, birinci işin birinci bir saniye iş öbür tarafta. Birinci işin evet atama kısıt olarak karşımıza çıkacak birinci işle ilgili. Gördüğünüz gibi birinci işin veya evet birinci işin atama kısıt olarak. Benzer şekilde iş 2'nin atama kısıtı
bu şekilde olacak. Nokta nokta dördüncü işin atama kısıtı da şu şekilde. Dolayısıyla birinci iş bir sadece bir işçi yatanacağı için şu karar değişkenlerinden bir tanesi bir değerini alacak. Diğerleri şeyi almaz değil mi? Sıfır değerlerini alacak demektir. Dolayısıyla arkadaşlar yapacak olduğumuz şey kısıtları, atama kısıtlarını bu şekilde yazdık. Peki pozitif kısıt var mı burada? Pozitif kısıta gene ihtiyacımız yok. Çünkü karar değişkenleri gördüğünüz gibi bu atama problemlerinde ya sıfır alır ya bir. Yani işçiye atanır veya işçiye atanmaz. Dolayısıyla bunu kısıtlarda yerine koymak için sıfır bir değişken olarak tarif edebiliriz. XIJ değerleri ya sıfır olacak ya bir değerini alacaktır. Şurada gördüğümüz gibi. Evet, bu atama problemini de bu şekilde ifade etmiş oldum. Şimdi yavaş yavaş sizi ısındırıyorum. Biraz sonra çok komplike problemlere gireceğiz. İsterseniz şu atama problemini siz kendiniz bakın oradan, tekrar onun üzerinde durmayın. Basit bir şey, sadece rakamlarla ifade edilmiş. Bu, siz bunu tekrar edin, bunu anlarsınız diye düşünüyorum. Az önceki yapmış olduğumuz şeyin tekrarı. Dolayısıyla gelin bunu ben biraz değişik model tiplerine geçelim. Arkadaşlar set covering diye ifade edilen küme kapalama problemleri var. Bu benim size yüklemiş olduğum dosyada bu problemler matris şeklinde, rakamlar şeklinde verilmiş ama son zamanlardaki İngilizce literatürde de haritalar veriliyor. Bu haritalara göre set covering problemlerinin, yani küme kaplama problemlerinin modellenmesi isteniyor. İşte yavaş yavaş modelleri arttırmaya çalışacağız. Jandarma karakollarının kurulması veya itfaiyelerin kurulması yangın vesaire gibi şeylere, afetlere müdahale edebilmek için kurabilecek olduğumuz en az sayıda işte itfaiye arabasının olması veya olaylarla ilgili şeyi ele aldığımızda işte 5-10 tane ilçe var. Onları birbirine bağlayacak şekilde en az sayıda karakolun kurulması gibi problemler küme kaplama problemleri olarak literatürde yer alır. Buna beraberce okuyalım. Problemi okuduktan sonra da şu haritanın üzerinden size model nasıl kurulur onu ifade etmeye çalışacağım. Şuradan tekrar problemi okuyalım. Problem ne diyor? AFAD Adana ilinde bulunan ilçelerin bir kısmına acil durum müdahale birimleri kurmayı planlamaktadır. Adana iline ilişkin harita aşağıdaki veya yandaki gibidir. Herhangi bir ilçeye kurulan birim bu ilçeye komşu olan tüm ilçelere hizmet verebilmektedir. Dikkatinizi çekiyorum. Adana iline ilişkin harita aşağıdaki gösterildiği gibi herhangi bir ilçeye kurulan birim bu ilçeye komşu olan tüm ilçelere hizmet verebilecektir. Her bir ilçeye hizmet verebilecek bir müdahale birimi olması istenmektedir. Amaç en az sayıdaki müdahale biriminin kurulması ise bu birimler hangi ilçelere kurulmalıdır diye bir soru. Evet, sorumuz bu. Turabi Yıldırım Adana'nın her yeri karakol. Evet, harita bu arkadaşlar. Şimdi ne dedik? AFAD müdahale birimleri kuracak ama bu müdahale birimlerini kurarken ne olacak arkadaşlar? Bitişik olan bütün ilçelere hizmet verebilecek şeklinde olacak değil mi? Buradaki problem öyle deniliyor. İşte bu problemler küme kaplama problemleri olarak nitelendirilir. Şimdi mesela Aladağ'la ilgili veya Pozant'a, burada hangisini almışım ben? Önce karar değişkenlerini tarif edelim. İl ilçesine müdahale birimi kurulacaksa 1, kurulmayacaksa 0 dersek eksik İ karar değişkeni. Gördüğünüz gibi bütün modellerimizde 0-1 değişkenlerini kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, karar değişkeni böyle değil mi?
Daha önceki modellerde de, geçen dönemki derste de model kurarken hep onu söylemiştim. İlk yapacak olduğumuz şey problemi anladıktan sonra karar değişkenini kurmak. Dolayısıyla burada ilçesine kuracak olduğumuz müdahale birimi AFAD tarafından kurulacaksa bir, kurulmayacaksa sıfır diye karar değişkenlerini tarif edecek olursak. Gördüğünüz gibi burada kaç tane ilçe var arkadaşlar? Şuradan ben bakıyorum 8, 10, 13, 13 tane şey varmış, ilçe varmış. Dolayısıyla benim 13 tane karar değişkenim var bu ilçeyle ilgili. Bunlarda ne yapacağız? Müdahale birimi kurulsun mu, kurulmasın mı? Ama bu amaç fonksiyonumuz. Dolayısıyla ne yapacağız? Amaç en az sayıda müdahale biriminin kurulması. Dolayısıyla problemimiz bir minimizasyon problemi. Peki burada ne diyor kısıt olarak? Herhangi bir ilçeye kurulan birim bu ilçeye komşu olan tüm ilçelere hizmet verebilmektedir. Bakın şurada modeli kurarken Pozantı'nın müdahale kısıtını yazalım. Pozantı'da eğer biz müdahale birimi kurmak istersek, tekrar söylüyorum, buna bitişik nizamda olan bütün ilçelere hizmet verilebilecek düzeydedir. Dolayısıyla Pozantı'yı aldığımda Pozantı 1 olduğuna göre X1 Pozantı'nın bitişik yerdeki şeyimiz ilçemiz X2. Öbürü de nedir? X13'tür. Karahisarlı diye gösterdiğim şuradaki mavidir, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne olacaktır? Bunlardan bir tanesine ben şey koyacağım. Karakol koyacağım. Dolayısıyla birinci kısıtımız, yani Pozantı'nın ya müdahale kısıtı olarak koyacak olursak X1 artı X2 artı X13 eşittir ne olacaktır? 1. Bir tane daha yaparım, ondan sonra devamını siz takip edersiniz. Mesela Aladağ'ı alalım. Aladağ'a yakın ilçeler, bitişik ilçeler hangisi? Feke varmış, yani üçüncü şey. Pozantı var, Karahisar'ı var, Kozan var, değil mi? Yani X1 artı X2 artı X3 artı X6 artı X13 eşittir ne olacaktır? 1 olacaktır, değil mi? Şurada gördüğünüz gibi. Buna da Aladağ müdahale kısıtı veya bunu şu şekilde de düşünün. Bu bölgelere itfaiyeler kurulacak. İtfaiyeler kurulduğunda işte bitişik ilçelere de hizmet verebilecek düzeyde kaç tane itfaiye merkezi kuralım gibi yorumlayabilirsiniz. Şeyde bakacak olursanız size yüklediğim dosyaya, orada bununla ilgili de jandarma karakolları nereye kurulsun, hangi birimlere kurulsun şeklinde harita şeklinde değil de matris şeklinde verilmiş bir problem var. Çözümü de var orada. Onun için diyorum, derslere gelmeden önce veya evde günü gününe bunlara çalışacak olursanız hem sizin işiniz kolaylaşır hem benim de anlatmam bu şey sayede kurulmuş olur. Ne diyor? İtfaiye olursa yanacak madde sayısına da bakılmaz mı? Ya bakacak olursan çok değişik şeyleri var ama o kısımlarını düşünmeden, yani en az sayıda karakol kuralım ki bu bize minimum maliyete. Çünkü kuracak olduğum karakola baktığımda eleman sayısı vesaire de ihtiyaç var ama bizim şu anda bu problemde bizi ilgilendiren kısmı sadece ve sadece kuracak olduğumuz karakol anlamıyla bakıyoruz ama sadece karakol mu yeterlidir? Buradaki çalışan personel vesaire gibi şeyler de söz konusudur. Biz sadece kurulacak olan karakol sayısını minimize yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, az önceki haritadan bakacak olursak bizim bütün kısıtlarımız şurada gördüğümüz gibi kısıtlar olacaktır. İşaret kısıtlarımız ne olacaktır? Yine buradaki karar değişkeni olarak kullandığımız kısıt 0, 1 tam sayılı programlama modeline karşılık gelen 0, 1 karar değişkenleri olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, gelelim çizelgeleme, scheduling problemleri diye ifade etmiş olduğumuz tek bir makinedeki çizelgeleme problemlerinin matematiksel modeli nasıl kurulur tam sayılı programlamada, onu size ifade etmeye çalışalım. Yine dediğim gibi 0-1 tam sayılı programlamayla ilgili modelleme tipi. Beraberce okuyoruz. Bir firmanın sahip olduğu bir adet freze makinesinde yapması gereken 10 adet iş vardır. İşlere ilişkin operasyon zamanları da şurada gördüğünüz gibi verilmiş. İşlerin toplam
tamamlanma zamanlarının minimum olması için hangi sırada yapılması gerektiğine karar verilmesinde kullanılacak tam sayılı programlama modelini kurunuz diye bir soru. Evet, burada da işlerimiz var ama bu işlerin hangi sırada yapılacağını belirlememiz gerekiyor. Onun için sıralama, çizelgeleme problemi adını verirdik biz buna. Dolayısıyla hangi iş hangi sırada yapılacak sorusuna cevap verebilmek için karar değişkeni ikincisi olacaktır, değil mi? X, Y olarak. Dolayısıyla ikinci işin J'inci sırada yapılıyorsa 1, diğer durumlarda 0 der isek, FJ'yi de J'inci sırada atanan işin tamamlanma zamanı diye ifade edecek olursak, benim amaç fonksiyonum ne olacak? Bu tamamlanma zamanlarının toplamını minimum yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla şurada gördüğümüz gibi, yanlış şeye geçtim. 10 tane neyimiz var? Frezi makinesinde yapılması gereken 10 tane iş var. Dolayısıyla bu 10 tane işin sıralamasından toplanan toplam zamanlarını minimum yapmaya çalışıyoruz. Şurada gördüğümüz gibi. Peki kısıtlarım ne olacaktır arkadaşlar? Kısıtlarım da sıralamayı belirleyecek bu işlerden iş sıralarına göre bunların nasıl modelleneceğini ifade ediyor. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şey olarak düşünecek olursak şuraya tekrar birinci şeye geçeyim. 10 tane işimiz var. Bu 10 tane işi sıralamaya çalışıyorum ben. Dolayısıyla XIJ'lerimiz neydi? XIJ olarak bahsetmiş olduğumuz İkinci işin J'inci sırada yapılması olarak tarif ettiğime göre birinci işin birinci sırada yapılması, birinci işin ikinci sırada yapılması, nokta nokta birinci işine 10. sırada yapılabilir. Dolayısıyla bir kere yapılacağından dolayı bunların toplamı, bunlardan bir tanesi bir değerini alacaktır, değil mi? Birinci işin, ikinci işin J'inci sırada yapılması. Dolayısıyla birinci işle ilgili kısıtım şu şekilde olacaktır. Doğru mu arkadaşlar? Benzer şekilde ikinci işin hangi sırada yapılacağına 10 tane şeyimiz var. Dolayısıyla ikinci iş birinci sırada yapılırsa ikinci iş ikinci sırada yapılırsa nokta nokta ikinci iş 10. sırada yapılırsa gene bir değerini alacak bunlardan bir tanesi. Nokta nokta devam edecek olursak arkadaşlar hepsini şurada gördüğünüz gibi X1 10, birinci iş 10. makinede sırada yapılırsa, ikinci iş 10. sırada yapılırsa, nokta nokta 10. iş 10. sırada yaparsa bir değerini alacaktır bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla 10. pozisyona ait kısıtımız da şu buradaki verdiğimiz kısıt olacaktır. Ama daha bitmedi modelimiz. Sıralama yapıyoruz. Birinci pozisyondaki işin tamamlanma zamanını şeyde vermiş bizim, şurada vermiş. Dolayısıyla birinci pozisyondaki işin başlarken sıfırla başlıyoruz, değil mi? Dolayısıyla F1 diye ifade etmiş olduğumuz karar değişkeni neydi şurada? Bakalım şurada. F1 değişkeni diye ifade etmiş olduğumuz birinci sırada atanan işin tamamlanma zamanı. Amacım da neydi benim? Tamamlanma zamanlarını minimum yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tamamlanma zamanı olduğuna göre F1'in tamamlanma zamanı F0'dan gelen tamamlanma zamanı. Dolayısıyla birinci pozisyondaki işin tamamlanma zamanına baktığımızda 44x11 artı 24x21 şeklinde şuradan şeye tekrar gidecek olursam şurada x11 artı nokta 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 44x11 artı 24x12 şeklinde 17'de x11 bunlar neyi veriyordu bizim? Tamamlanma zamanı. Bir önceki içinde tamamlanma zamanı 0 olduğuna göre dolayısıyla F1 diye bahsedecek olduğumuz şey birinci pozisyonda hangi iş varsa bunun tamamlanma zamanını arkadaşlar belirten şeyimiz bu. Kısıtımız bu. Benzer şekilde ikinci işe geldiğimizde arkadaşlar gene ikinci işe geldiğimizde birinci işin ikinci sırada olması, ikinci işin ikinci sırada olması, nokta nokta 10. işin ikinci sırada olması, bir de birinci işten kaynaklanan tamamlanma zamanı var. Bu da ikinci pozisyondaki işin
tamamlanma zamanı olarak karşımıza çıkıyor. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Evet, gelelim üçüncüye. Benzer şekilde bir önceki işin tamamlanma zamanı artı üçüncü pozisyondaki işin tamamlanma zamanına da baktığımızda arkadaşlar o kısıtı da yazmış oluruz. Nokta nokta 10. işin tamamlanma zamanında şuradaki ifadeyle elde edebiliriz. Peki karar değişkenlerimiz, işaret kısıtlarımız ne olacaktır? Burada işaret kısıtlarımız iki tane. Bir tanesi 0-1 değişkenlerimiz. Bir de nedir? İşin tamamlanma zamanını gösteren F diye tarif etmiş olduğumuz karar değişkeni. Yani F şey pozitif olacak, sıfırdan büyük eşit şeklinde. Dolayısıyla bunu da kısıtla bu şekilde ilave yapmış oldum. Arkadaşlar anlaşılıyor değil mi? Anlamadığınız varsa tekrar ifade etmeye çalışayım. Evet, literatüre baktığımızda literatürde bu şeyler problem tiplerinden bir tanesi de sabit maliyetli problemler. Şimdi bundan sonrası biraz karışacak gibi ama iyi anlamaya çalışın. Şimdi bu sabit maliyetli problem tiplerine geçtiğimizde karar değişkenlerinin bir fonksiyonunun belirli bir değerden büyük veya küçük bir değer almasının amaç fonksiyonuna sabit bir kazanç veya maliyet getirmesi istenebilir. Bu tip problemler genellikle literatürde sabit maliyet problemleri olarak bilinir. Bu yapıya verilebilecek en basit örnek spesifik bir ürüne ilişkin üretim maliyetidir. Dolayısıyla bir maliyeti bulurken nedir? Bir sabit maliyetinden oluşur, bir de değişken maliyetten oluşur değil mi toplam maliyetimiz? Dolayısıyla bu sabit maliyetlere verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir örnek üzerinde bunun modelini kurmaya çalışalım. Bunu iyi anlamaya çalışın. Buraya kadar anlatmış olduğumuz şeyler her ne kadar yani çok zor olmasa da bundan sonra yavaş yavaş modeller zorlaşıyor. Onun için iyi anlamaya çalışın. Örneğin sabit maliyeti 1000 TL, değişken maliyeti 9 TL ve ürün üretim miktarı x1 adet ise üretim maliyetimiz ne olacaktır? x1 karar değişkenine bağlı olacaktır değil mi? Eğer x1 0 ise üretim maliyetimiz x1 karar değişkeni 0 ise üretim miktarı yani 0 ise üretim maliyeti 0 olur. Eğer x1 0'dan büyük ise o zaman sabit maliyet artı değişken maliyetten oluşacaktır. Sabit maliyetimiz 1000 lira, değişken maliyetimiz 9x1'miş. Bu bizim buradan yazmış olduğumuz model. İşte devam edelim. Şeklinde tanımlanan bir kesitli fonksiyonla ben bunu hesap edebiliyorum. Görüldüğü gibi 1000 TL sabit maliyeti sadece ürünün üretilmesi durumunda söz konusu. Dikkatinizi çekiyorum. Görüldüğü gibi 1000 TL yani şuradaki sabit maliyeti sadece ürünün üretilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır ve üretim miktarından nedir? Bağımsızdır. İki parçadan oluşan kesikli fonksiyonun yapısından da anlaşılabileceği gibi bu tip durumların modellenebilmesi için ilave bir ikili değişkene ihtiyacımız var. Az önce x'leri hep 0-1 değişken olarak tarif ettik, modeli kurduk ya. Burada biraz farklı. Burada nedir? Bir sabit maliyetimiz var, bir değişken maliyetimiz var. Ama bu maliyetlerimiz şeyimiz sıfırdan büyük olacak olursa, yani üretim miktarımız sıfırdan büyük olacak olursa maliyet geçerli. Ama sıfır ise nedir? Üretim maliyetimde sıfır olarak karşımıza çıkacaktır. X'lerin benim neyi gösteriyor? Üretim miktarlarını gösteriyor. Bunu nasıl modelleyeceğiz? Dediğim gibi ilave bir değişkene ihtiyacım var. Bu ilave değişkene de dersek ki biz Y değişkeni, Y'yi diye tarif etmiş olduğum değişken. Eğer üretim miktarım x1 0 ise değişkenim 0 değerini alacak. Ürün üretme söz konusu ise 0'dan büyük ise Y'yi değişkenim veya Y1 değişkenim ne olacaktır? 1 değerini alacaktır. Dolayısıyla ben bunu ilave değişkeni modele yansıttığımda
Hatırlayın, az önce üretim maliyeti x1 sıfır olduğunda sıfır, x1 büyük olduğunda, sıfırdan büyük olduğunda 1000 artı 9 x1 şeklinde verilmişti, değil mi arkadaşlar? İşte büyük eşit olduğunda ilave değişken olarak eğer ben y1'i kullanacak olursam, örneğin x1 sıfırsa arkadaşlar, y1 de ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Dolayısıyla üretim maliyetim sıfır olmuş oluyor. Bakın az önce verilen modele bak, tekrar götüreyim sizi. Gördüğünüz gibi x1 sıfırsa, yani üretim yok ise, y1 değişkeni sıfır değerini alacak. Ürün değeri sıfırdan büyük ise, yani x1 sıfırdan büyük ise, y1 değeri ne olacaktır? 1 değerini alacaktır. İşte bunu modele yansıtırken arkadaşlar, gördüğünüz gibi tek bir fonksiyon halinde ben bunu tanımlamış oldum. 1000y1 artı 9x1 şeklinde yazdım. Neydi? Niye bunu böyle yazdım? Bakın, ifade etmeye çalışıyorum, mantığı kapın diye. Çünkü bundan sonraki de daha komplike olarak karşımıza çıkacak. Bu mantığı düşünmeniz gerekecek. Eğer x1 sıfırsa, dolayısıyla y1 de sıfır değerini alacağından dolayı benim üretim maliyetim sıfır olacaktır. Eğer x1 sıfırdan büyük ise y1 de bir değerini alacak. Dolayısıyla bunların çarpımı, toplamı bizim üretim maliyetini ne yapacaktır arkadaşlar? Oluşturacaktır. Dolayısıyla bu mantıktan hareketle şimdi y'yi tarif etmemiz gerekiyor. Şimdi x1 sıfır durumunu ele alacak olursak, y1 de sıfır olmasından emin olunması gerekiyor. Az önce üretim maliyetini yazdım. Bunu modele nasıl yansıtabiliriz? Bunu modele yansıtmamızın şekli, çünkü şuraya geldiğimizde arkadaşlar, geri döneyim. Ben bunun mantığını izah etmeye çalıştım. Burada böyle yazıyoruz, evet böyle yazacağız ama bunu bir şekilde ifade etmem lazım. Bunu kısıt olarak geldiğinde bunu modele nasıl yansıtacağım? İşte bunu, örneğin x1 küçük eşit hem çok büyük bir sayı olma kaydıyla, eğer x1 sıfır ise y1 değeri otomatikman şuradaki m de sabit değer olduğundan dolayı y1 sıfır değeri olacaktır. Eğer x1 sıfırdan büyük bir değerse y1 de otomatikman bir değerini alacak. Bu da ne olacaktır? Şuradaki m olarak bahsetmiş olduğum büyük bir değer olarak da nedir? Karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar, m çok çok büyük bir sayı olmak kaydıyla bunların modele yansıtılması da şuradaki gördüğümüz gibi x1 küçük eşittir m y1 şeklinde olacaktır. İşte buradaki ifade etmeye çalıştığım şey, sabit maliyet probleminin modellenmesiyle ilgili bir problemi ele almış olduk. Dolayısıyla arkadaşlar, değişkenlerimiz farklı olabilir. Bazen y kullanıyoruz, bazen r kullanıyoruz burada gördüğünüz gibi. O zaman sabit maliyetin yapısına bakacak olursak, eğer fx fonksiyonu r'den büyük olması durumunda, yani buradaki r sıfır ya da olabilecek sabit bir değeri gösteriyorsa, amaç fonksiyonu ilave a sabit değeri eklenecek ise, yeni bir ikili değişken y1 veya y2'yi mutlaka tanımlamamız gerekiyor. Ve y2 de veya y1 y2 ise şurada gördüğümüz gibi karşımıza çıkıyor. Amaç fonksiyonunda da artı ay1 artı ay2 nokta nokta şeklinde devam ediyor. Evet, ilave kısıt olarak da bu ürün miktarının sıfırdan büyük veya küçük olmasına göre bunların kısıt olarak ifadesi şurada gördüğümüz gibi karşımıza çıkıyor. Biz bunlara sabit maliyetli problemler adını veriyoruz. Evet, bu sabit maliyetli problemlerinin de modellenmesi bu Gandhi Tekstil Üretim Firması ile ilgili gömlek, şort ve pantolon üretimi ile ilgili bir problem. Bu problemin de sabit maliyet problemlerinin nasıl modellenebileceğini üretim miktarlarına bağlı olarak sizlere önümüzdeki hafta anlatmaya çalışacağım. Bu anlattığım şeyleri iyice anlamaya çalışın, iyice pekiştirmeye çalışın. Anlamadığınız şeyler olursa bana önümüzdeki dersimizde veya mail ortamında gönderin. Ben size bir 3-5 şekilde problem tiplerini daha anlatmaya çalışacağım.
Bunlar hep gerçek hayat problemlerinin benzeri problemler arkadaşlar. Dolayısıyla günü gününe çalışırsanız benim anlattığım şeyleri kolaylıkla kapmanız söz konusu olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dersimizde sabit maliyet problemleriyle ilgili Winston'ın kitabında tercüme yapılmış bir problem bu. Dolayısıyla o problemi size önümüzdeki dersimizde çözerek dersime devam edeceğim. Evet, benden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.